iktidar partisindeki sürpriz değişikliğe ilişkin kulis bilgisi haberi elimde. Okuyacağım. Ama önce bakın, iktidar partisinde de sıkıntı var deniliyor. Fakı Baba'nın sözleri Sözcü'de manşette, Bülent Arınç da birinci sayfada. Veli Toprağ'ın haberi, Arınç da rahatsız. Deva Partisi Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, ziyaretine gelen AKP'li Bülent Arınç'la görüşmesini anlattı. Yeneroğlu somut yorumda bulunmadı. Ülkenin gidişatının endişe verici olduğu noktasında benimle aynı düşündüğü kanaatini edindim dedi. Tabii Cemil Çiçek, Bülent Arınç, bunlar özgür ağırlığı yüksek isimler ve bir parça seslerini yükseltiyorlarsa bugünlerde iktidar partisini iyi niyetli bir şekilde uyarmak içindir. Benim siyasi gelişmeleri yorumlayışımda bu dikkatimi çekiyor. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olmamaları mümkün değil. Keza peş peşe yaptıkları açıklamalarla bu rahatsızlığı da ifade ediyorlar. Partilerini uyarmak ve Türkiye'nin gidişatı konusunda yeniden treni rayına oturtmaya çalışıyor bu akil insanlar. Sabahta bir insani manşet dikkatimi çekti. Sizlere zamanında da okumuştum onu. Bakın, o artık bir şampiyon. Türkiye'nin Hawking'i manşetiyle 3 yıl önce dramını yazdığımız Felçli Nil Mısır, Okçular Vakfı'nda okçuluğa başladı. Şimdi Türkiye şampiyonu. İlerleyen bölümlerde onun bu mucizevi başarısından, pes etmeyen iradesinden biraz daha yakından bahsedeceğim. Efendim, şimdi çarpıcı haber şu. Bir kulis bilgisi. Eğer doğru ise çok şey ifade eder. Ama önce izin verirseniz hava durumunu izleyelim. Detayı dönüşe bırakalım. Yeni hafta ılık ve yağışsız havayla başlıyor. Yalnızca en kuzey hatta hafif yağış ihtimali var. Sıcaklıklar genellikle normallerin üzerinde. Geceden sabaha yoğunlaşan sis görüş mesafesini düşürüyor. Bugün yurdun en kuzey kesimlerinde gün içinde bulutlar yoğunlaşabilir. Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'u da içine alacak şekilde Marmara'nın kuzey hattında gökyüzü bulutlarla kaplanabilir zamanla. Ancak bulutların taşıdığı yağış ihtimali çok yüksek değil Marmara'da. Orta kuvvette esmesi beklenen Poyraz'sa Marmara bölgesinde hissedilen sıcaklıkları düşürüyor bugün. Sinop'tan itibaren Karadeniz'in doğu kıyılarında da yağmur yüklü bulutlar yoğunlaşıyor bugün. Yer yer hafif yağış görülebilir. Yurdun en kuzey bölgeleriyle en güney hattı hariç hemen hemen tüm kesimlerde ise sis ve pus bekleniyor. Bu sabah erken saatlerde ve akşam hava yeniden soğumaya başladığında sis de yoğunlaşıyor. Sisli hava görüş mesafesini düşüreceği için ulaşım aksaklıkları yaşanabilir. Yüksek basınç, durgun hava ve kirleticileri tutma özelliği olan sisle birlikte hava kirliliği değerleri artacağından hafta sonuna kadar solunum yolu rahatsızlıkları olanların kirli hava koşullarından kendilerini korumasında fayda var. Salı günü de yurdun büyük çoğunluğunda sisli ve puslu hava görülmeye devam edecek. Sis sadece hafif yağışların sürdüğü Karadeniz'in doğu kıyılarıyla nispeten sıcak olan Akdeniz'le Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenmiyor. Salı Doğu Karadeniz'deki yağışlar hafifleyerek etkisini yitirecek. Marmara'nın kuzeyindeki yağış ihtimali de ortadan kalkıyor salı gün içinde. Çanakkale çevrelerinde hafif ve yerel yağışlar bekleniyor. Yurdun kuzeybatısında salı günü sıcaklık düşüşü de var. Marmara, Batı Karadeniz ve iç kesimler ortalama 3-4 derece soğuyor. İç ve doğu kesimlerde ise gece buzlanmaları sürüyor bugünlerde. Hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava açık olduğu için gündüz güneş görülüyor ancak gece soğuma hızlı ve keskin oluyor. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece buzlanma ve zirai don konusunda hafta boyunca tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Haftanın geneli yağıştan yoksun, normalden ılık geçeceğe benziyor. Bugünden bakıldığında ufukta ancak hafta sonu yaklaşırken bir yağış ihtimali görülüyor.